Pekala tatlım, aç bakalım ağzını. Hayır, tadı iğrenç. Dişlerini güzel ve temiz tutmalısın canım. Pekala, tek boynuzlu ata bak. Vay canım, ah, dur bir bakayım. Bir dakika, bu bir duş fırçası, beni kandırdın. Bütün gün bu işte uğraşamam. Buldum, belki de bu taşlar işe yarayabilir. Bu tiyoda tek gereken süs taşları ve kartona çizilmiş bunun gibi bir resim. Taşlara tut kal sür. Sonra resmin üstüne yapıştır. Dişlerini gösteren gülümsemeler elde edene kadar buna devam et. Taşlara kalemle leke yap. Dişlerini fırçalamayı unutmuş gibi görünüyorlar. Tatlım, bir oyun oynamak ister misin? Dişlerdeki bütün lekeleri temizlememiz gerekiyor. Ay anne, bu dişler ne pis. Şimdi tertemiz oldular. Belki de kendi dişlerimi de temizlemeliyim anne. İyi fikir, işte fırçan. Bu çok eğlenceli baba. Bak ne yaptığını gördün mü? Ne şapşal. Tatlım, yaşlı babana biraz dondurma ver. Hepsini bitiriyorsun. Peki, ama sadece bir kaşık. Teşekkürler. Hemen dönerim baba. Hey, bu bayağı iyiymiş. Pekala, filme döneyim. Belki de yok olmaz. Sadece bir kaşık alacağım dedim. Bir lokma da alsam bir zarar olmaz. Bu film çok iyi. Bir kaşık daha ve son söz. Hmm, bu mükemmel bir akşam. Ha, olamaz. Nereye gitti bu? Ne yapacağım şimdi? Köpek yedi derim. Ha, bir dakika. Bizim köpeğimiz yok ki. Babanık da film seyretmek ister diye düşündüm. Dondurmamı tuttuğun için teşekkürler baba. Hepsini yedin mi? Yani dondurma çok lezzetli de. Yeter artık, ben gidiyorum. Elveda. Tatlım, annene ne derim? Hayır. Hemen dondurmanın yerine bir şey bulmalıyım. Çabuk. Hmm, havuç suyu. Ben bir dahiyim. Bardağa biraz havuç suyu dök. Üzerini folyo ile kapla. Folyoya bastırıp iyice yapıştır ve üstüne bir dondurma çubuğu sapla. Buzluğa koy ve donmasını bekle. Tam zamanında. Hey baba! Aa, çubukta dondurma. Özellikle senin için yaptım. Benim için mi? Aa, leziz. Hmm. Beğendiğine sevindim. Ah, önce satlattım. Sessiz olayım, annem duymasın. Ah, başardım. Nasıl görünüyorum? Müthiş. Saçlarım harika görünüyor. Ay, annem görmeden şu başlıklardan kurtulmalıyım. Saçımı mahvetmelerine izin veremem. İşte gitme vakti. Yavaş ol bakalım. Geç buraya. Böyle giyinmiş nereye gittiğini sanıyorsun? Dışarısı soğuk. Başlık takmalısın. Anne, hiç başlık yok. Yani gitsem iyi olur. Hmm, burada daha önce birkaç başlık gördüğüme eminim. Boşver, annenin doğaçlama yapma zamanı. Tek gereken bu makas. Şu sweatshirt'ün kolunu kesiyorum. Ucunu kıvırıp düğüm atıyorum. Hmm, hem kolları da çalıştırıyor. İşte sevimli bir başlık. Düzgün dur. Annen şunu başına geçirecek. Ay, ne kadar güzel görünüyorsun. Bahçe cücesi gibi oldum. Teşekküre gerek yok. Hadi git bakalım, güle güle. Bu çok utanç verici. Bip bip. Bak anne. Ne? Şimdi olmaz. Annem programı seyretmeye çalışıyor. Annen ne dedi canım? Git orada oyna. Bip bip. Ay. Pardon. Bu oyuna bayılıyorum. Annem çok şapşal. Anne, bak başın yolumun üstünde. Tamam, yeter artık. Gel buraya. Üzgünüm anne, sessiz olacağım. Çok geç. Yere bir bant yapıştırıyorum. Birkaç tane daha yeterli olur. İşte. Ah, çıkmam güvenli mi? Daha değil. Annenin işi var. Bu keçeli kalemle birkaç detay ekliyorum. Bunu daha önce düşünmeliydim. Bitti.
Tatlım, gel buraya. Annenin sana bir sürprizi var. Sürprizlere bayılırım. Ne düşünüyorsun? Ay canına. Bu bir yol. Arabaların üstünde gidebilir. Teşekkürler anne. Denemek için sabırsızlanıyorum. Rın rın rın. Rın. Canım ne tatlı. Şimdi huzur içinde televizyon seyredebilirim. Ah ne günde ama. Hadi annene gidelim. Selam. Okul iyi geçti mi? Ayakkabılarınız yanlış ayağı giymişsiniz. Selam anne. Selam tatlım. Okul çok sıkıcıydı anne. İşte öyle. Yemekte ne var? Neyse artık evdesiniz. Ayakkabıları çıkar da oynamaya git. Yaşasın, resim yapacağım. Bu işi hemen düzeltmeliyim. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ayakkabıların tabanlığını çıkar. Bir çizgi film karakterinin resmini bas ve ikiye böl. Resmin arkasına tut kal sür. Sonra resmin sol yarısını sol ayağın tabanına yapıştır. Aynısını sağ yarıyla da yap. Tabanlıkları ayakkabıların içine yerleştir. Artık hangisi sol teki, hangisi sağ teki anlaşılıyor. Oynamaya dışarı gitmek ister misin? Evet anne. Ayakkabıların içinde bir tavşan var ama biraz tuhaf görünüyor. Beni daha iyi. Vay canına, çok kolaymış. Doğru yaptın tatlım, aferin. Bir yanlışlık var. Bir dakika, bunu halledebilirim. Ayakkabılarım bana bakıyorlar. Belki ya da şöyle. Bu zormuş. Tamam. Bunu şuraya koyarsam çok basit. Ucuz kurtuldum. Neredeyse aptal gibi görünecektim. İşte böyle çok daha iyi. Görüşürüz anne. Böyle tatlı bir ailem olduğu için çok şanslıyım. Biraz şapşal ama tatlı. Çok acıyor. Anne, anne yardım et. Ne oldu? Aman tanrım, iyi misin? Zavallı bebeğim, ne oldu sana? Ay dokunma anne. Annen hepsini iyileştirecek. Bir dakika bekle, bir fikrim var. Telefonunu alabilir miyim? Ah Poppit. Alışkanlık yapıyor. Anne. Burada kan kaybediyorum. Hey. Ne? Ay pardon, hemen dönerim. Of ya, umurumda mı gerçekten? Anne orada mısın? Nasılmış benim bebeğim? Bak bende ne var? Bu dirseklerin ve dizlerin için başını da unutmak olmaz. Vah canın anne. Artık bütün gün kaykaydan düşebilirim ve canım yanmaz. Harika görünüyorsun ve güvende. Tekrar çıkıp oynayabilir miyim? Tabii, git bakalım. Annem annelerin en iyisi. Hey! Pasta yapmaya bayılıyorum. Çok dinlendirici bir şey. Acaba... Küçük elleri tanıyorum. Çok kurnaz olduğunu düşünüyor demek. Bu kadar şeker yeter. Of ya! Bu onun iyiliği için. Ne oluyor burada? Neden beni sevmiyorsun? Alarm ne anlama geliyor biliyorsun. Vitamin zamanı. Şekerden çok daha iyi. Şimdi bunu al bakalım canım. Öf! Onları kendin iç. Buldum. Bu lollipopu ister misin? Ama önce bunları içmelisin. Bunun işe yarayacağından emindim. Ama daha iyi bir fikrim var. Bu ilginç olacak. Jelibonlar oldukça yumuşaktır. Ve içine istediğini sokabilirsin. Bir iki kesik atalım. Ve bitti. Bir tane daha yiyebilirsin. Hepsini bitir. Her zamankinden biraz daha kıtır kıtır. İşe yaradı. Dahi bir anne miyim neyim? Sana bunu haftalardır bekliyordun. Umarım köpek balıklarını da görürüz.
Hadi bakalım. Umarım deniz gözlüğü getirmişsindir. Kapalı mı? Bunu nasıl bilemedim? Başka bir gün geliriz canım. Of, bazen böyle tatsızlıklar oluyor. Ama hayat böyle değil mi? Ne yapabiliriz ki? Şuna bir bakayım. Bunları buraya sokarsam çok ilginç bir şeye dönüşür. Vay canına! Bu kendi evimizin ahtapotu oldu. Buna bayıldım. Suyun dibinde yüzüyor bak. Hayal gücü önemlidir. Anneler de öyle. Bir tatlım, annenin gidip kötü adamları durdurması gerekiyor. Oyuncağı bırak, ceketini giymelisin. Sağ ol anne. Kocaman kız oldun. Hem de ağır. Biri yemek yemeyi seviyor galiba. Bu çok eğlenceli bir oyun anne. Ay, fıtık oldum sanırım. Pekala, çizmelerini giy. Cheryl, gel buraya. Şunun yürümesine bak, ne tatlı. Onu kelepçelesem de ne yapsam? Yok, ben öyle kötü bir anne değilim. Ama aslında... Eller yukarı! Ben masumum, hiç yanlış yapmadım. Aa, tabii, bunu daha önce de duymuştum. Aynen hapse gidiyorsun. Bu aklıma bir fikir getirdi. Şu el baskılarına ihtiyacım var. Onları daire şeklinde kesiyorum. Sonra da duvara yapıştırıyorum. Hey anne, hadi bir oyun oynayalım. Ne dersin, ellerini duvara koyabilir misin? Aa, peki. Bu kolay da anne. Bak yapıyorum. Şimdi ne olacak anne? Orada dur canım. Öyle çok iyi yapıyorsun. Evet, başardın. Sen kazandın. Öyle mi? Evet. Pekala, şimdi hadi gidelim. Oyun oynamak istiyorum. Aa, yavaş ol. İşte bunu al. Bu artık hoşuma gitmiyor. Sana dur dedim. Bir dakika. Şu robotla oyna. Aa, bunu istiyorum. İyi eğlenceler. Oo, bu çok havalı. Artık tırnaklarımı yapabilirim. Çok sıkıcı. Benimle oyna. Niye hep böyle oluyor? Buldum. Şu gevrek pufları kullanabilirim. Bunları suya batır. Sonra birbirine yapıştır. Sanki tuğla gibi oldular. Tuğlalara bayılırım. Şu kerseyi alayım. Ah, bu onu bir süre oyalar. Böyle daha iyi. Dinleneyim. Aha, bu da ne? Kandırdım. Kalemim neredeyse bitti. Kalemim kırıldı. Belki yalasam. İşe yaramadı. Bu çok sinir bozucu. Aptal kalem, resmimi bitirmek istiyorum. Dikkat et tatlım. Pembeyi deneyeyim bari. Bu da çizmiyor. Ah, az kaldı çarpıyordu. Yeter ama. Ne oldu? Resmimi bitiremiyorum. Kalemlerim çizmiyor. Ah, bu gerçekten de bir sorun. Acaba bir şey yapabilir miyim? Buldum. Annen her şeyi düzeltecek. Çabuk ol. Bir ıslak mendil al ve katla. Sonra mendili bir parça yapışkan bantın ucuna yerleştir. Mendilin üstüne de bir pamuklu çubuk koy. Sonra da rulo yap. Çubuğun pamuklu uçları dışarıda olmalı. Banda kadar sar ve kes. Şimdi çubuğun pamuklu kısmına renkli mürekkep damlat. Islak mendil mürekkebi emecek. İşte çabuk ve kolay bir kalem. Al tatlım. Vay canına, tekrar resim yapabiliyorum. Sağ ol anne, bu harika.
güneşle çizeceğim. Oh, bu harika canım. Bu çok eğlenceli. Düşman yaklaşıyor, saklanmalıyım. Yıkanma zamanı tatlım. Seni iyice bir temizleyeyim. Hayır. Bomba geliyor. Çok komiksin sen. Bir dakika, bu aklıma bir şey getirdi. Banyo saatini daha eğlenceli kılmak için bir kaseye karbonat ve limon suyu koy. Sonra biraz gıda boyası ekle. Rengarenk olmasını istiyoruz. Sonra biraz zeytinyağı ekle ve iyice karıştır. Sonunda karışımın böyle görünmesi gerekiyor. Harika. Karışımı böyle bir kalıba doldur. Farklı renkler elde etmek için farklı renklerde gıda boyaları kullan. Karışımı kalıba bastır ve sıkıştır. Diğer kalıbı da aynısını yap ve ikisini birbirine bastır. Bir kalıptan çıkar ve işte ev yapımı bir banyo bombanı oldu. Jared, bak bende ne var? Ha, hop. Hadi oynayalım. Seni yakalayacağım. Geri dur anne. Ve bunun arkasına saklanacağım. Sıra gizli silahıma geldi. Vay! Anne, bak suyun rengi değişiyor. Buna bayıldım. Al bir tane daha tatlım. Aa, köpürüyor. Bu müthiş anne. Her gün banyo yapmak istiyorum. Bayağı zekice oldu. Ay. Beni zorlayamazsın. Hadi tatlım, ellerini yıkaman gerek. İstemiyorum ama. Ördeğim ve ben buradan gidiyoruz. Gel buraya. Keşke uçabilseydin ördekçik. Sen kendini kurtar ördekçik. Ayağım. Her yerde legolar var. Hep ortalığı toplamak zorundayım. Aa, bir dakika. Bir kase ve jöle sabun al. Sabunu erit ve gıda boyası ekle. Küçük bir damla yeterli olur. Sabunu boyayla karıştır. Eşit olarak karışması gerek. Bu bitince sabunu büyük bir Lego'nun içine dök. Dikkat et, dışarı sıçramasın. Lego'yu ağzına kadar doldur. Öbür tarafına da aynısını yap. Şimdi donsun. Lego'yu ters çevirip sabunu çıkar. Eğlenceli renkli sabun. Ne düşünüyorsun? Lego sabunu ver bana. Ha işte budur. Onunla istediğin kadar oyna. Vay canına. Burada farklı renklerde olanları da var. Sarıyı da denesene. Ha, bu harika. Müzik yapmayı gerçek... Ah, telefon geldi. Aa, ne tatlı. Büyük annen bizi ziyarete geliyormuş. Sana da bir hediyesi varmış. Ne kadar heyecan verici değil mi? Uhu, ben geldim. Bu müthiş büyük anne de kim? Ah... Selam, gelsene. İşte benim güzel oğlum. Bak, büyük annende ne var? Kocaman çocuk oldun sen. Seni görmek ne güzel. Hadi hediyeyi açalım. Ne düşünüyorsun? Ah, olamaz. Bu doğru değil. Çok üzgünüm. Bu tamamen yanlış oldu. Sorun değil anne, büyüyünce giyer. Bak, neredeyse oluyor. Harikalar. Bak. Onlarla yürümeyi bir denesene. Tamam, ona biraz büyük olabilirler. Ama ben beğendim. Bir dakika. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Şu kağıdın üstünde dur canım. Ayağının çevresini çiziyorum. İşte böyle, uslu çocuk. Şimdi ayak izini kesip çıkarıyorum. Hey anne, bunu al. Bununla ne yapacağım? Ha, anladım. Bu boyda ayakkabılar istiyorum. Torunum için. Bir dakika. Sanırım bunlar olur. Şunu bir deneyelim. Tam numarası. Bunları alıyorum. Ah, teşekkürler. İyi günler. Tamam tatlım, büyük annen bu sefer doğru büyüklükteki ayakkabıları aldı. Onları bir deneyelim mi? Sol ayağını ver bakayım. Bağcıklarını da bağlayalım. Böyle çok daha iyi. Çok sevindim. Başka ne yapayım bilmiyorum. Biraz çaba göster tatlım. Hayır, istemiyorum. Bu berbat.
Ah, buldum. Sana bu oyuncağı vereyim. Hayır. Peki ya. Bütün bu popiklere ne dersin? Benim bir tane var. Bak, onlar kalsın. Ah, en azından denedim. Peki bu para dolu çantaya ne dersin? Alabileceğin bütün o şekerlemeleri düşün. Ah, ne çok para. Hayır, parayla aklımı çelemezsin. Sıkı pazarlık ediyorsun. Bunu istemiyorum. Amanın, güzel mutfağım. Çok eğlenceliydi. Deniz kızımla oynamak istiyorum. Deniz kızı mı? Hmm, bu bana bir fikir verdi. Yemek zamanlarını eğlenceli hale getirmek için tek gereken bir kaşık ve model hamuru. Model hamurunu yassılaştır. Sonra kaşığın sapına sar. Ve şöyle katla. Sonra alt kısmına balık kuyruğu şekli ver. Aynen böyle. Sonra bir şekil verme aletiyle kuyruğa biraz detay ekle. Model hamurunu şekil verici aletle biraz kazı. İyi görünüyor. Şimdi de balık pulları ekleyelim. Yukarıdan başlayıp aşağı kadar bunlardan yap. Çok derin olmasın. Aleti hamurun üstünde nazikçe hareket ettir. Bu bitince kaşığı fırın tepsisine yerleştir ve fırına ver. Bu hamuru pişirecek ve sertleştirecek. Fırından çıkar ve soğumaya bırak. Son olarak da gümüş renkli hamur boyasıyla boya. Umarım işe yarar. Ah, bir deniz kızı kaşık. Bu sihir gibi. Cici kızım. Selam canım. Baba. Selam tatlım. İşte kahvaltın. Bunu yemem. Yine mi? Babasına bak, kızını al. Yok, yemeyeceğim. Vay canına, ne yer ama. Burada bir sürü değerli şey vardır. Oo, bu da neymiş? Kusursuz sıç. Eyvah, kaç. Aşağıda neler oluyor? Merak etme, arkandayım baba. Şu alarmı kapatayım. Soyulmuşuz. Mücevherler. Oh, hala buradalar. Altında. Şansımız varmış. Ha? Hepsi gitmiş baba. Bebeklerimin elbiseleri hepsini almış. Çok üzgünüm tatlım. Şu mendili al. Bu durumu nasıl düzeltebileceğimi biliyorum. Hızlı bir kıyafet çaresi olarak bir balonun dibini kes. Balonu katla ve yanından ve üstünden küçük bir parça kes. Balonu aç. İşte bebek için yeni bir giysi. Ama bunu giymesine yardım etmen gerek. Sonra başka bir balonun alt kısmını kes. Bunlar taş gibi görünecek. Şimdi büyük bir balonla buna renk katalım. Ağzını ve dibini kes ve bebeğin bacaklarından geçir. Harika bir etek oldu. Bununla podyuma çıkabilir. Bebeklerin için yeni bir gardırop hazırladım. Aa, baba, harika görünüyorlar. Çok şıklar. Selam. Elbisene bayıldım. Yeni elbiselerinizin içinde çok güzel gör. Bu harika. Çok güzel bir resim oldu. Biraz daha yeşil lazım. Ah, minik sanatçıma bak. Selam anne. Ağlamaz. Bu neydi? Lütfen hamster olmasın. Ay, mum boyalarınmış. Yok. Nasıl resim yapacağım şimdi? Tamam, annem bir şey düşünecek ya, umarım. Neden bu başıma geldi? Ha, bu bir felaket. Bu kalıp işe yarayabilir. Denemeye değer. Kırık mum boyaları kalıbın içine yerleştiriyorum. Sayıları tamamen dolduruyorum. Hepsi bu kadar. Şimdi kalıbı fırına koyuyorum. Bu mumu eritecek. Sanki kek yapar gibi. Umarım işe yarar. Şimdi kalıbı fırından çıkarma zamanı. Dikkat et, sıcak. Bunları soğuduktan sonra kalıptan çıkaracağım. Eğlenceli görünüyor. Onları tabağa yerleştireyim. Umarım Cheryl'ın hoşuna gider. En sevdiğim mum boyalardı. Tamam tatlım, bak annende ne var. Bunlar mum boya mı? Aa, sayı şeklinde. Hangisinden başlayayım önce? Anne bak, farklı renkleri var. Beğendiğine sevindim. Bayıldım. Olamaz.
anne. Of, bir tatile ihtiyacım var. Neden? Selam millet. Hadi içeri gelin çabuk. Bu benim babam. Hadi onun bir resmini çekelim. Ne? Gazetemi okumaya çalışıyorum. Tatlım lütfen. Böyle olmuyor. Bir filtreye ihtiyacımız var. Bu dalgeç işimizi görür. Bununla kağıtta bir sürü delik açıyorum. Bu fark yaratacak. Tam gereken bu. Hadi bir daha deneyelim. Şunu tutar mısın? Kağıdın üstüne feneri tut. Huhu, baba. Ha? İşte böyle daha iyi. Hey sen gel bakayım buraya. Bunu beğenmedim. Onun yerine şunu deneyin. Telefonun ışığının üstüne renkli bir kağıt yerleştir. Oraya yapışsana. İşte selfie için hazır. Oo. Gülümse. Bu harika. Bu selfie çekmenin daha iyi bir yolu. Şunlardan alacağım. İyi seçim. Buyurun. Al bakalım Betty. Hadi gidelim tatlım. Bir dakika canım. Telefona bakayım. Alo. Ah selam. Ne iyi ettin de aradın. Anne. Yapmadı mı? İnanamıyorum. Tamam Betty. Lollipop'um. Alayım bari. Kirli görünüyor. Balonum nereye gitti? Hayır. Geri gel. Üzgünüm balon. Niye insanların başına kötü şeyler gelir? Betty ne oldu? Ay seni sonra ararım. Tamam tatlım. Annen her şeyi düzeltecek. Acil durum. Sizinle iş yapmak zevk. Üniversitede okumaya devam etmeliydim. Bunun bir daha olmasını önlemeliyim. Kurdeleyi Lollipop'un sapına sarıyorum. Bu kadarı yeterlidir. Al bakalım Betty. Teşekkürler anne. Bak balonum artık uçup gitmiyor. Neyse tatlım. Çok sevindim. Anne. Annen halletti. Ay bu tuhaftı. Canına acaba benim de saçlarım böyle bukle bukle olur mu? Bunu öğrenmenin tek yolu var. 1, 2, 3, 4. Hala dümdüz. Bütün hepsini bir anda yapacağım. 1, 2, 3, 4. Pekala. Bu durumda bir saç bandı kullanacağım. Bunun kesin işe yarıyor olması lazım. Ve örgüler de aynısını yapacak. Çok sıkı tutturursam iyi olur. Çok hoş olmadı ama her neyse. Benim hiçbir zaman dergideki gibi müthiş saçlarım olmayacak. Niye ağlıyorsun Annie? Onun gibi güzel olmak istiyorum. Bukleler benim hiçbir zaman güçlü yanım olmadı ama sanırım bir şeyler yapabilirim. Öncelikle saçlarını şöyle güzel taramamız lazım. Sonra böyle ve böyle kıvırıyoruz. Eyvah. Canım yanıyor baba. Olamaz. Neyse yenileri çıkar. Bir dakika buldum. Öncelikle bir tutam saç alıp su püskürtüyoruz. Sonra fırçanın tutulan kısmını saç kıvırcısı gibi kullanıyoruz. Böyle en yukarıya kadar gidiyoruz. Hoş geldiniz bukleler. Vay canına. Kimin sıcakmaşaya ihtiyacı var ki? Böylece sıcakta saçlara zarar vermez. Teşekkürler babacığım. Bunu çözdüğümüzde çok sevindim. Ne rahatladım ama. Yaşasın. En sevdiğim popit oyuncağım. Kelebekleri çok seviyorum. Aman tanrım küçük bir meleği andırıyor. Selam. Seni uzun zamandır görmemiştim. Nasılsın? Hadi seninle bir yürüyüşe çıkalım. Evet güzel yürüyorsun. Sadece dünyanın çevresini yürüyerek gezebilir miyiz? Bak bebeğim bir havuz. Ben yüzmeye bayılırım. Vah canına susadın mı yoksa? Bir şeyler içmelisin. İşte nasıl geldi iyi mi? Olamaz. Nereye gitti şimdi bu? Şu taraftaymış. Onu en son gördüğümden beri bu kadar büyüdüğüne inanamıyorum. Bebek. Bu artık o kadar eğlenceli değil. Şuna bak. Orada bir top var. Üstelik güzel de topmuş. Bayıldım. Rengi kırmızı ve mavi. Hey gel buraya bakayım. Top. Yuvarlanıp durmayı kes. Seninle oynamak istiyorum. Vay canına. Bak bu ağaç ne kadar yüksekmiş. Boyu ta oralara kadar uzanıyor. Bu gördüğüm en iyi ağaç. Ağaç bahsederim seni sallayabilirim. Şaka şaka. Bu kitaba hayran oldum.
Bir dakika. Şimdi nereye gitti? Kızım nerede? Olamaz, olamaz. Kayboldu. Hiçbir yerde göremiyorum. Oyuncak bebeği burada. Ama onu her yere götürürdü. Neredesin kızım? Neredesin? Ha merhaba. Burada küçük bir kız gördünüz mü? Ha, buna benziyor. Çok şirindir. Aa, üzgünüz. Onu hiç buralarda görmedik. Nereye gitti ki bu? Aha, telefonu çalıyor. Alo? Evet, evet. Aman tanrım. Çok teşekkür ederim. Of, nerede benim kızım? Ha meleğim, biricik aşkım, anne seni her yerde aradı. Merhaba anne. Onu geri getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bana nasıl ulaştınız? Bileziğinde yazıyordu. Sadece o numarayı aradım. Ah aman tanrım, bileziği unutmuşum. Biraz misina ile birkaç boncuk aldım. Kartlar daha güzel görünmesini sağlıyor. Sonra telefon numarasını ekledim. Son olarak da ismini ve birkaç kart daha ekledim. Eğnemi bana getirdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi günler. Eni, kahramanımıza el salla hadi. Memesi çok iyi. Gıdıklandım. Burun kılı kalmadı işte. Bana yardım etmen lazım. Otur şuraya. Saçlarım çok fena halde. Ha, gerçekten öyleymiş. Düzeltebilir misin? Aa, evet, bir fikrim var. Bunu kullanabilirim. Aa, ben sonra geleyim en iyisi. Otur şuraya. Ne yaptığımı biliyorum. Gerçekten mi? Bunu benim üstümde kullanmayacaksın herhalde. Peki, o zaman eski usul gidelim. Sen ne yaptın? Güzelim, saçlarım gitti. Hayır, bana dokunma. Olamazsın, saçlarımı kesmene izin vermiyorum. Merak etme, bende tam gereken şey var. Güven bana. Ah, tamam, bu olur işte. Bu kancayı saçlarını aletin içinden geçirmek için kullanacağım. Aynen böyle. Oo. Şimdi aleti çalıştıralım. Saçın boyunca geri çekiyorum. Ve alet saçlarını böyle örecek. Şimdi diğer tarafı yapalım. Çok basit ve hızlı. İşte bitti. Vay canına, müthiş görünüyor. Bayıldım. Teşekkürler. Bana değil, alete teşekkür et. Ha? Ah, hoş çocuk da kim? Nasılsın bebeğim? Bakalım, sana güzel ve sağlıklı bir atıştırmalık hazırladım. Hayır, bunu istemiyorum. Berbat, ben hamburger istiyorum. Ama hamburger yiyemezsin. Bunu yemek zorundasın. Al hadi bunu bir dene. Hoşlanacağından eminim. Hayır dedim, ben hamburger istiyorum. Bunu göreceğiz. Bak işte elman geliyor. İşte geldi. Ağzını kocaman aç ve bir ısırık al. Hadi. Hadi ama tatlım, sen elmaya bayılırsın. En sevdiğin şeydir. Peki bu çikolataya ne dersin? İşte geliyor. Ay canına, çikolataya bayılırım. Yaşasana, ver hadi ısırayım. Giderek yaklaşıyor. Olmaz, elma olmaz demiştim. Of, peki şunu deneyelim. Enim bak bende ne var. Aynen öyle. Ayı kardeşini ziyarete gelmiş. Al bakalım. Ona kocaman bir sarıl bakalım. Thank you. Çok iyi. İlgisi tamamen dağıldı. Şimdi bunları arada yedireyim. Ne? Olmaz. Elma istemiyorum. Elma olmaz. Of. Sabrımı gerçekten zorluyor. Bu konuda yapabileceğim bir şeyler olmalı. Hamburger istediğini söylemişti. Buldum. Bu sefer beni asla atlatamayacak. O zaman meyve burgeri yapmaya başlayalım. Elma ekmeği olacak. Kivili salatası. Et yerine bir dilim şeftali ve ilave olarak da çilek ve muz. Hatta elma ile patates kızartma bile yapabilirim. Tatlım, sana bir hamburger yaptım. Aynen istediğin gibi. Vay canına, bütün bu hamburger benim için demek. Yanında patates kızartması da var. Patates kızartması hayatta en sevdiğim yiyecek. Yaşasın, hamburger zamanı. Çok lezzetli. Bu harika olmuş. İşte benim akıllı kızım. Merhaba çocuklar. Bugün güneşin resmini yapmanızı istiyorum. Evet efendim. Sabırsızlanıyorum. Ne? Aa, olamaz. Derse yanlış kutumu getirmişim. Olamaz. Sadece gazlı kalemlerimi getirmişim. Her neyse. Bununla da bir daire çizebilirim. Aptal daire. Böyle daire çizebileceğini mi düşünüyorsun? Seni şapşal. Şimdi benim özel aletlerime bakalım. Benim özel pergelim. Ve en sevdiğim kalemim. Mükemmel ikili. Bunu izle. Kusursuz daireyi görüyor musun? Vay canına. Bu inanılmaz. Bunu ödünç alabilir miyim? Bunu mu? Ah,
Asla olmaz. Ha, bu hiç adil değil. Ben de kusursuz bir daire çizmek istiyorum. Peki ne yapabilirim? Eğer bunu ve şunu kullanırsam biraz da ondan olsa... Yaşasın! Buldum! Elimi kullanacağım. Elim cetvelim olabilir. Dahice! Elimi kağıdın üstüne koyup kalemimi tutacağım. Sonra kağıdı döndüreceğim ve elimi sabit tutacağım. Aynen böyle. İşe yarıyor. İşte oldu. Kusursuz bir daire çizdim. Evet, şimdi güneşime son rötuşlarını yapmam lazım. Süre neredeyse doldu. Buraya da birkaç çizgi... Süre doldu. Çizdiklerinizi artık görelim çocuklar. Evet efendim. Tada! Aynı sizinkine benzedi. Herkes bitirmiş. İkisi de çok iyi. Ama burada kazanan belli. Aferin sana Mandy. Ha? Onu nasıl yaptı? Of. Yaşasın. Teşekkürler öğretmenim. Hala tam olmadı. Çok daha iyi. Geriye sadece yerler kaldı. Ne? Bir sürü saç var burada. Ah çok iğrenç. Ah neredeyse kusacağım. Bu yeni sos lezzetliymiş. Bu nasıl geldi buraya? İştahım kaçtı bir anda. Bu da nedir böyle? İmkansız bir şey. Nasıl bu kadar çok saç olabilir ki? Sanki tüy döken bir canavarla yaşıyorum. Bunun sonu gelecek mi? Saçlar buraya kadar devam ediyor. Nini'nin odası mı? Bu işin kaynağına iniyorum şimdi. Bu saç felaketi sona ermek üzere. Annie? Ne? Lütfen öyle olmadığını söyle. Bunu yapan en iyiymiş. Sonu gelmeyen saç dökücü makine. En iyi. Her yere saçlarını dökmüşsün. Gördün mü? Anne sen aklını falan mı yitirdin? Hayır sen yitirdin. Yani daha çok saçlarını. Saçların fırçaya takılıp duruyor. Bu saçları fırçadan nasıl ayıracağım? Sanırım buna bir çözüm bulabilirim. Oradaki tarak mı? Saçları toplamak için onu kullan. Saç hemen geliyor gördün mü tatlım? Vay canına bunun işe yarayacağına inanamıyorum. Bir şey unutmuyor musun? Bu her şeyi değiştiriyor. İşte bu yüzden bana süper anne diyorlar. Dene. En sevdiğim. Sen olsan yüzücü bonesini o şekilde takar mıydın? Yorumlarda bize anlat. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha birçok harika video seyretmek için kanalımıza abone olmayı unutma. Canına tam bir alışveriş maratonuydu. Ne çok şey almışım. Para harcamanın sonu yok. Hadi ama seni içmem lazım. Oh neredeyse yakalıyordum. Ah yakaladım. Ah, bu çok sinir bozucu. Görünüşe bakılırsa yardıma ihtiyacın var. Ah sen bir yerden çıktın. Şuna bir bak. Hey karşılığını ödemelisin. Buna ne dersin? Seninle iş yapmak güzel. Çok heyecan verici. Nereye kayboldu birden? Aa, kimin umurunda? Pekala şimdi bunu bir deneyelim. Şimdi kapağını açıyorum. Ve üstüme yapıştırıyorum. Şimdi eşyalarımı alsam iyi olur. Vay canına ne çok şey almışım. Ve içecek kutum da buraya giriyor. Böylesi çok daha iyi. Tamam bunu yapabilirim. Hiç şansın yok Cheryl. Tabii tabii bunu daha önce de duydum. Şu oyuncaklara ve aletlere bak. Hepsini istiyorum. Onlar benim olacak. Hazır mısın? Hadi. Of zor işmiş. Ne? Ben mi kazandım? Bilemiyorum. Çocuklar ev ödevlerinizi teslim etme zamanı. Evet öğretmenim. Ne? Ne olmuş? Olamaz. Mahvolmuş. Ben şimdi ne yapacağım? Vay canına. Şuna bak. Mükemmel. Ah güzel. Matthew ödevini lütfen buraya getir. Evet efendim. Derhal. Of ben ne yapacağım? Sorun değil. Şimdi halledeceğim. Böyle üstünü düzelteceğim.
Mandy, sen de seninkini getirir misin lütfen? Evet efendim. Uf, belki farkına varmaz. İşte, buyurun efendim. Bir bakalım. Ne? Buna ne olmuş öyle? Olamaz. Al, gözüm görmesin bunu. Of ya. Daha çok mendile ihtiyacım var. Ha? Kağıt bitmiş. Bir dakika. Aha, bu aklıma harika bir fikir getirdi. Öncelikle bana boş bir tüp lazım. Makasın da yardımı olur. Bunu böyle ortasından kesiyorum. Şimdi sırada en iyi kısmı var. Süsleme. İşte ev ödevlerini koymak için harika bir rulo. Müthiş görünüyor. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. İşte buyurun öğretmenim, ev ödevim. Hmm, zamanı gelmişti. Oo, şuna bak. Çok güzel görünüyor. Teşekkürler efendim. Hmm, çıkartmalarına da bayıldım. Ve şuna bir bak. Ev ödevin mükemmel olmuş. Aferin sana. Buna kocaman bir A artı vereceğim. Yaşasın. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Sonraki ev ödevlerinin de böyle olmasına dikkat et. Ne gündü ama. Bu kadar kötü olmak zorunda mıydı? B almışım. Olamaz. Annem çok kızacak. Bu testi geçmen lazım. Yoksa karışmam. Matematikten, İngilizceden, müzikten çakıyorsun. Bir dersten daha başarısız ol. Başın büyük belada demektir bayım. Olamaz. Bunu düzeltmenin bir yolu olmalı. Hayır. Bu işe yaramaz. Ha, silgi işimi görür. B'yi sileceğim. Yok, işe yaramadı. Hayır. Evet, kırmızı gazlı kalem. Uf, olamaz. Bu hiç iyi olmadı. Bir dakika. Resmi sildi. İşte bu iyi işe yarar. Buna bundan birazcık. Şimdi bir bakalım. Silme işine girişiyoruz. Bunu sağına soluna sürtüyoruz ve... Sihir gibi. B yok oluyor. Şimdi son bir dokunuş. Harika. Merhaba anne. Merhaba canım. Test kağıdın. Bir bakalım. Peki ne düşünüyorsun anne? Benim minik oğlum. İlahi. Seninle gurur duyuyorum. Hayır, şimdi bir daha şişirmek zorundayım. Balon yüz. Hayır. Tam balon yüzü öldürdü. Olamaz, lütfen ağlama. Bunu çözmek için ne yapabileceğimi biliyorum. Balonumu istiyorum. Tamam, patlak balonunu ve başka bir sağlam balonu alıyorum. İşte sağlam olanı patlak balonun içine koyuyorum. İçine biraz da simli yıldız koyuyorum. Şimdi sıra içteki balonu suyla doldurmaya geldi. Ama çok fazla dolsun istemiyorum. Son olarak bir kurdeleyle bağlıyorum. İşte balonu sıkıca bağladım. Böylece su sızdırmaz. Tatlım, bak sana yeni oyuncak yaptım. Hmm? Yeni oyuncak mı? Bu ne? Vay canına, sıkınca balon yaptım. Hey, bunun içinde yıldız da var. Çok güzel. Yengeç seni yakalayacak. Selam tatlım. İşte kahvaltım hazır. Selam anne. Günaydın tatlım. Sevdiğin gevrekten sana bir kase hazırlayacağım. Büyümekte olan çocukların ihtiyaç duyduğu her şey burada. Sütü unutmamak lazım. Hadi hepsini ye, bitir. Gevrek mi? Niye uğraşıyorum ki? Başka ne var bizde? Bir kase dolusu sağlıklı meyve. Bu iş görür. Al bakalım. Çikolata mı? Ver bakayım şunu. Şu meyveleri ye. Meyve mi? Ama bu berbat. Çikolatayı tercih ederim. Şu yüzünü de temizle artık. Hmm, jöle solucanlar. Nasıl? Nereden? Her neyse. Ver şunları bakayım. Peki. Bunlar çöpe gidiyor. Onun için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. O nedir?
Bu aklıma bir fikir getirdi. Kalıbı meyve püresiyle doldur. Elma, çilek gibi farklı meyveler kullan. Kalıplar dolduğunda her birinin içine lollipop çubukları batır. Sonra bunu buzluğa kaldır. Ufak kalıplardan çıkarıp lollipopu daha büyük kalıbın içine koy. Sonra süt döküp lollipopların üstünü tamamen kapla. Sonra bunları tekrar buzluğa koy. Lollipopların üstünü çikolatayla kapla. Sonra üstüne şekerleme serpiştir. İşte sağlıklı besleyici kahvaltı lollipopları. Madem kahvaltılık gevrek ya da meyve yemiyorsun, neden bu lollipopları denemiyorsun? Gerçekten mi? Müthiş! Bu yaptığım en iyi kahvaltı olacak. Bunlar harika olmuş anne. Alabilir miyim? Yaşasın, çikolatayı çok seviyorum. Nefis. Üzüm yerdim ama şimdi orada çikolata var. Küçücük bir çikolatadan bir şey olmaz. Kendimi ödüllendireyim. Bir tanecik daha. Raporu neredeyse bitirmek üzereyim. Ha? Kase boşalmış. Olamaz, buna inanamıyorum. Bütün çikolataları yemişim. Hayır. Bunun olmasına izin veremem. Sonra çok üzülür. Anneciğim, ben geldim. Bir şey yapmalıyım. Hem de çabuk. Belki de şu üzümlerden faydalanabilirim. Onları şöyle kağıda sarsam ne olur? Herhalde denemekten zarar gelmez. Üzümleri paketleyeyim. İşte oldu. Bu sonuncusu. Selam tatlım. Seni çok özledim. Anneciğim, atıştırma zamanı değil mi? Tamam, teşekkürler. Bay bay. Acaba fark edecek mi? Ha? Bunun tadı aynı değil. Dinozorlarımla oynayacağım. Az kalsın fark edecekti. Flamingo, git buradan. Bu kalemle balonuma resim yapacağım. İşte gülen bir yüz çizdim. Ay, benim küçük ressamım. Balondan yüz en güzeli. Benimki tabii. Sen çıldırdın mı? Tabii ki bu çok daha güzel. Benimkisi. Hayır, benimki. Benimki dedim. Benimki, benimki, benimki. Selam çocuklar. Yerimi değiştirmem lazım. Tamam. Eşyalarımı çıkarsam iyi olacak. Siz hala tartışıyor musunuz? Şuna bir bak, çok şeker. Hadi oradan. En güzeli bu tabii ki. Telefon kılıfım çok sade. Oo, bu Poppy aklıma bir fikir getirdi. Bütün gereken biraz boya ve bu kılıf. Poppy'nin bir bölümünü boyayla doldur. Aynen böyle. Her bölümde ayrı renkte boyalar kullan. Hepsi bitince telefonunu kılıfına koy. Boya kuruyana kadar bekle ve kılıfı kaldır. Vay canına, harika oldu. Şuna bir bakın. Vay canına, renklerine bak. Benim telefonuma da yap lütfen. Hayır, benimkine, ev ödevini yaparım. Gerçekten. Ne ilginç makale. Acaba bu gelen de kim? Selam, paket mi gelmiş? Teşekkürler. Oo, Cina'nın doğum günü hediyesi. Kutusu ne güzel. Umarım bunu sever. Ah, yüzündeki ifade inanılmaz olacak. Çok güzel bir kupa. Herkes çok kıskanacak. Onu hayatı boyunca saklayacak. Hediye seçiminde çok iyiyim. Şöyle hızlıca bir bakayım. Ah, olamaz. Kırılmış. Bu bir felaket. Ne yapacağım? Üzgünüm Cina, seni asla üzmek istemezdim. Olamaz, olamaz.
Bu aldığım en iyi doğum günü hediyesi. Popitler çok eğlenceli. Ah, olamaz, geliyor. Belki fark etmez. Hadi ama bu çok stresli. Hadi yapışın lütfen. Bu sonuncu parça. Tamam, şimdi daha iyi görünüyor. Bundan sıkıldım. Daha fazla zaman lazım. Yastığın altına saklayayım şunu. Selam babacığım. Düşün, bir şeyler yap, ne olursa. Aa, vay canına, bir hediye. Acaba içinde ne var? Ben düşündüm ki anlayacağın. Bu çok heyecan verici. Bir dakika, baba. Buna bayıldım. Baloncuklu naylon. Bu popite ihtiyacım kalmadı. Yaşasın, çok eğlenceli. Teşekkürler babacığım. Doğum günün kutlu olsun canım. Bundan daha sonra kurtulurum. Karnım çok acıktı. Bir de bana sor. Bir şeyler sipariş edelim mi? Tamam. Cüzdanım bomboş. Aa, namma hızlı geldi. Şimdi ne yapacağız? Buldum, bak. Pekala, pek de zor olamaz. İşe yaradı. Gelsin paracıklar. Tam da ihtiyacımız olan şey. Bunu ben alayım. Neredeyse unutuyorum. İşte buyurun. Çok heyecan verici. Hey, şuna bir bak. Harika. Bir sürü jöle ayıcık. Onları buraya koy. Çok güzel. Ne yapıyorsun? Dur. Sırayla tek tek yiyoruz. İğrençlik yapma. Hiç eğlenceli değilsin ama peki. Bir dakika. Daha iyi bir fikrim var. Jöle ayıcıkları kaselere ayır. Sonra onları erit. Sıvı haldeki jöleyi bir bardağa boşalt. Diğer bir rengi dökmeden önce öncekinin sertleşmesini bekle. Bütün sıvı bitene kadar aynı işlemi tekrar et. Vay canına, jöleden gökkuşağı oldu. Evet, hadi tadına bakalım. Teşekkürler. İlk ben deneyeceğim. Müthiş. Bunu daha önce düşünmeliydim. Aha, paniğe kapılma ama bak. Ne oldu? Buradan kim benim paramı alıp duruyor? Bunu kim yaptı? Her şeyi açıklayabilirim. Ama önce şu jölenin tadına bakmak ister misin? Ha, şimdi ateşini bir kontrol edelim. Oho, bu iyi değil. Sen bayağı hastasın. Bunun için yapacak tek bir şey var. Bu canını biraz... Hatta çok acıtacak. Hayır, uzak dur benden. Hadi ama. Oo, selam. Benim cesur oğlum nasılmış? Selam anneciğim. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Çantada ne var? Sadece bu portakal. Portakal mı? Bu çok iyi. Ve bu tabletler var. İğrenç. Tamam ama biz ona burada ilaç veriyoruz. Burası bir hastane. Ve biraz şeker. İşte olay bu. Olmaz. Burada şekere izin verilmez. Ama bu biraz acımasız. Sen endişelenme. Sağ ol anneciğim. Tamam, birazdan gelirim. Bay bay. Pekala, nerede kalmıştık? Hayır, daha yaklaşma. İyice aç. Şimdi mutlu olduğun yere git. Bir şey yok. Seni orada incitemez. Selam hayatım. Anne. Ve sana daha çok ilaç getirdim. Niye bu kadar mutlusun? Ha, evet, şimdi bak. Çok akıllıca değil mi? Bir tableti al ve içini boşalt. Cepleri şekerle doldur. Sonra pakete yenebilir tut kalsiyor. Kenarlarına da sürmeye dikkat et. Sonra üstünü alüminyum folyo ile kapla. Hiç kimse anlayamaz. İlaç zamanı. Çok güzel. Annen de bir tane alsın. Koyu bir kahveye ihtiyacım var.
sen de nereden çıktın? Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Ben kahvaltı yapmak istiyorum. Tamam, hemen hazırlarım. Süt. Oo, bu eğlenceliymiş. İleri geri hareket ediyor. Al bakalım. Sanırım bunu yapmasan iyi olur. Biraz kahvaltılık gevrek ye şimdi ve onu yapmayı kes. Sandalyeni sallayıp durma, canını yakabilirsin. Hadi şimdi kahvaltı et. Üstüne sütünü de koyalım. Nefis. Hadi ye hepsini bakalım. Sağ ol babacığım. Çok tatlı. Kahvaltılık gevreğe bayılıyorum. Ve sandalyemi sallamayı da çok seviyorum. Sen ne dedin? Hiçbir şey babacığım. Sandalyeyi sallamak yok. Bunu kesmen gerekiyor. Dur, çok abarttın. Şu yaptığına bakar mısın? Pardon, artık saçmalık istemiyorum. Sürekli bir yerleri temizliyorum. Nereye gitti şimdi bu? Hemen şuradaydı. Merhaba. Bir saniye. Merhaba babacığım. Bunu engellemem lazım artık. Bir dakika. Bu askı aklıma bir fikir getirdi. Bunu daha önce düşünmeliydim. İskemlerin ayaklarının altına yapışkan bant yapıştıracağım. Sonra bandın üstüne vakumları yapıştıracağım. Şimdi sandalyeyi çeviriyoruz. Hadi ye kahvaltılık gevreğini. Ha? İskemle niye hareket etmiyor? Artık hiçbir yere gitmiyor. Peki, ben de kahvaltılık gevreğimi yerim o zaman. Kahveden nefret ediyorum.